Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkacak. Birazdan Avusturya ile da bağlantı yapacağız sevgili arkadaşlar. Diğer taraftan da değerli arkadaşlar, sizlerden gelen soru, görüş, eleştirileri canlı yayında elimden geldiğince cevaplandırmaya çalışacağım. Takım kadroları belli oldu. Onu belirtmiş olalım. Diğer taraftan tabii takım kadroları dışında sıcak gelişmeler de var. Henry Onyekuru'nun Adana Demirspor'la anlaştığı yönünde haberler var ki ben bunu günler önce size aktarmıştım. Hatırlayacaksınız. Henry Onyekuru Adana Demirspor'la anlaşmaya çok yakın diye. Şöyle bir paylaşımımızı yapalım. 6 Nisan'da Henry Onyekuru ile ilgili bir tweet atmışım. Henry Onyekuru bir de 25 Haziran'da gelecek sezon Matias Vargas'ı Galatasaray'da Henry Onyekuru'yu Adana Demirspor'da izlerseniz şaşırmayın diye bir paylaşım yapmışım arkadaşlar. Açıkçası ben böyle tabii burada çok sağlam bir kaynaktan duyum almıştım. Sizlere aktarmıştım. Bu gelişmenin olabileceğini hala daha düşünüyorum. Ola Solbakken olmazsa Galatasaray'ın alternatif isim olarak Matias Vargas'a yöneleceğini belirtelim. Galatasaray 1905 bomba haberler var mı? Zaten sen de bomba gibisin demiş. Bayram Mercan Vedat Muriç'i sormuş. Vedat Muriç artık gitti. Vedat Muriç olmadı. Bunu belirtmekte fayda var. Vedat Muriç Kulüp Buruj'la anlaştı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Onu da yine aktarmış olalım. Değerli arkadaşlar, Galatasaray'ın Şurtungraz karşısındaki kadrosu belli oldu. Birazdan Emre Kayıkçı yayına katılacak ve bir bağlantı yapacağız. O bağlantıda Avusturya ile yapacağımız bağlantıda Emre Kayıkçı stat etrafından görüntüleri, gelişmeleri sizlere aktaracak. Hatta şartlar elverirse, imkanlar olursa Galatasaray taraftarlarıyla da röportaj yapmak istiyoruz. Galatasaray'ın Şurtungraz karşısındaki ilk 11'i Okan, kalede Okan Koçuk'la başlayacağız. Omar Alep Düreyi, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Patrick Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Morutsan, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan. Bu 11'le sahaya çıkacağız. Düşünceleriniz ve skor tahmini alabilir miyiz diye sormuş. Sosyos GS hesabı. Valla ben size ilk kamp için ne demiştim arkadaşlar? Galatasaray'ın ilk Avusturya kampı iki anlam taşıyor. Bir tanesi ilk anlamı Avusturya kampının Galatasaray'da kalacak gidecek oyunculara orada karar verecek. A takımdaki oyunculara karar verilecek demiştik ve nitekim o noktada bugün kadroyu görüyorsunuz. Kadrodaki bazı isimler aslında gönderilmesi düşünülen isimler. Bu arada ne oldu? Görüntü değişti tabii. Şimdi tweet'e attık. Şöyle eski görüntüye geri dönelim. Kadrodaki isimlere baktığınızda bir kısmı gönderilmesi düşünülen isimler. Mesela Aytaç Kara, değil mi? Oğulcan Çağlayan, Morutsan, Taylan Antalyalı, o da gidebilir. Bu isimler buradaki Avusturya kampındaki performansa göre ortaya koyacakları performans ve yapacakları işlere göre kalacaklar veya gidecekler Şurtungraz'da oynanacak maçta da bu oyuncuların performansı Galatasaray teknik ekibi tarafından yakından takip edilecek. Evet, Mehmet Han 2-1 yenerler demiş. Burak Aslan, verilecek oyuncular bunlar. Bravo. Bu oyuncular içerisinde performansı düşük olanlarla da yollar ayrılacak. İyi yayınlar, selamlar Eyüp abi. Murat Esen'in mesajı. Murat teşekkür ederim ve şimdi bakalım Avusturya'ya gidiyoruz. Merkez Arena Gram. Hatta ben şöyle bir kendimi çizdim. Şöyle yapsak ne oluyor? Hatta şu gösteri ekranını alalım. Evet, görüyorsunuz. Avusturya'dayız. Emre Kayıkçı, Yardım Et kanalından ki 7.30'dan itibaren de canlı yayında olacaklar. Onu da söylemiş olalım. Sevgili Emre, duyuyor musun? Merhaba Eyüp abi, sesin geliyor mu? Teşekkürler, sesim geliyor. Burası neresi? Şu an neredeyiz?
Burası şu anda Merkur Arena'nın oyuncu giriş yeri. Bu tam karşıda gördüğümüz alanda Galatasaray'ın ve Sturm Graz'ın takım otobüsünü burada park edip oyuncular bu yoldan statta şu şekilde gözüktüğü üzere buradan soyunma odasına giriş yapacaklar. Şu anda burada gerçekten yoğun bir taraftar var. İmza ve oyuncularla fotoğraf çektirebilmek için. Ama stadın ön girişinde inanılmaz bir kalabalık olduğunu sizlerle paylaşalım. Peki taraftarlarımızla orada bir röportaj yapabiliyor muyuz Emre? Birkaç tane soru sorsan Galatasaray taraftarlarına mümkün müdür acaba? Mümkün, hemen soralım. Canlı yayındayız şu anda. Fenerbahçeli bir taraftar var. Ona da soru sorabiliriz. İlginç peki, olabilir. Peki Fenerbahçeli taraftarı. Efendim? Yardım, Eyüp Yıldız YouTube kanalı. Galatasaray maçına da gelmişsin herhalde. Burada Türk takımını görmek güzel bir duygu. Peki. Başka konuşmak ister misiniz? Hayır diyorlar. Çekingen Avusturyalı taraftarlarımız var. Onu da sizlerle paylaşabiliriz. Şöyle gidelim. Biletler kendimiz konuşmak ister misiniz? Konuşmak ister misiniz? Ne kadar konuşmak istiyorum. Çünkü beyler. Direkt. Beyler hoş geldiniz. Canlı yayındayız. Galatasaray Sturm Graz maçı. İlk maç yapacak Galatasaray. Sence maç kaç kaç biter? 2-1 Jumbo. Efendim? Beraber takip. İki, 2-1 kazanır diyorsun. Aynen. Peki golleri kim atar sence? Kim oynuyor ki? Cagnero. Oğulcan Çağlar'ın atar. Cagnero ve Oğulcan oynuyor santrafor. Oğulcan da atar. Genç ya atar. Peki. Yunus diyor abimiz. Sizce Yunus kazanır. Yunus Akgün yedekler arasında. Yunus Akgün yedekler arasında bu arada buradan da. Bu arada arkadaşlar. Sol taraf. Bir saniye. Aynen. Merhabalar. Kaç kaç bitmesini, kaç kaç biter maç sizce? Galatasaray ilk maçına çıkıyor. 2-0. Bu arada ses geliyor değil mi Eyüp abi? Çok net geliyor. Çok net geliyor. Arkadaşa sorar mısın? Biraz yedek ağırlıklı bir takımla çıkmış. Kadroda Oğulcan Çağlayan var. Aytaç Kara var. Neler söyler? Hiç sıkıntı yok. Bugün bizim o maç, bugün bizim grup maç yani. 2-0. Ünlüler'den Galatasaray 2-0 maç bizim. 2-0. Peki nereden geliyorsunuz maç izlemeye? Viyana. Viyana'dan geliyorsunuz. Çok güzel. Selamlar başka... o zaman kardeşim. Selamlar, başarılar. Selamlar. İnşallah Ünlüler'den Galatasaray'a gelir tekrar. Peki. Devam edelim. Konuşmak isteyen var mı abimize? Buradan hemen uzatalım. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. İnşallah Galatasaray alır. Abi. Ama ben Fenerliyim. İnşallah Galatasaray alır. Peki. Memleket nere? Memleket nere abi? Nerelisin? Çok merak ettim. Memleket Hükulu Beşkardeş. Duyamadım. Bir daha söyler misin? Hükulu Beşkardeş. Kulu Beşkali neresi oluyorsun? Kulu Konya. 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 Peki abi çok teşekkürler. Selamlar. Galatasaray'a destek oldun. Bizim hayranımızı şey yapanlar inşallah. Peki eyvallah. Peki teşekkür ediyoruz. Teşekkürler. Sizler? Erol Bey. Buyurun Erol Bey de buradaymış. Fark etmez. Erol Bey. Hoş geldiniz. Erol Bey'e söyler misin? Tişörtü çok güzelmiş. Galatasaray Spor'dan mı almış? Müthiş bir tişört. Evet. Güzel, yakışmış kardeşim sana. Karizma olmuşsun. Sağ olasın. Eyvallah. Peki bugün... Galatasaray maçı... Biraz 2-2 görüyorum. Belli olmaz maç. Ortada olmadı. Az bir maç olduğu için fazla şartlardır bence. Zaten yedek ağırlıklı bir kadro çıkmış. O zaman da beraber... Peki siz nereden geldiniz? Viyana'dan. Peki Eyüp abi senin sormak istediğin bir şey var mı? Var. Açıkçası şöyle bir şey söylemek isterim. Galatasaray'ın sana göre sevgili kardeşim en ivedi, en acil transfer yapması gerektiği pozisyon hangisi? Sen santrafor mu bekliyorsun, orta saha mı bekliyorsun? 10 numara lazım. Yani bir 10 numara. Sinader Tarp. Forvet. Forvetle de
Elhan'la yorumlar getirmesi. Teşekkür ediyorum kardeşim. Çok güzel yorumlar yaptın. Selamlar. İstanbul'dan selamlarımızı gönderiyoruz. Çok güzel oluyor. Burada bir genç kardeşimiz var. Aynen. Hoş geldiniz. Galatasaray ilk hazırlık maçına çıkıyor 2022-2023 sezonuna. Kaç biter maç sizce? Galatasaray mı alır? Peki ki golleri kim atar? Oğulcan oynuyor forvette. Santrafor. Peki ilk yeni transferimiz ilk maçına çıkacak Abdülkerim Bardakçı. Nasıl bir performans gösterir sence? Peki size de verelim hemen. Merhaba. Sizce maç kaç biter? Peki golleri kim atar? Bu arada Eyüp abi senin de sormak istediğin varsa arkadaşlar da duyabilir seni. Arkadaşları seyrediyorum. Bugün tabii daha çok bu Avusturya kampı sevgili arkadaşlar. Okan Hoca'nın deneme yapacak. Hem altyapı oyuncularını görecek hem de kadroda göndermeye çalışacağı bazı isimler için önemli bir karşılaşma olacak. Onu da belirtmiş olalım Emre. Aynen. Peki siz sevgili nereden geliyorsunuz? Viyana'dan geliyorsunuz. Buyur abi. Sevgili Emre istersen biraz seninle röportaj yapalım. Seninle konuşalım. Peki. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok sağ ol kardeşim. Teşekkür ediyoruz. Biraz seni görelim hem de ya. Yüzünü özledik. Görebilir abi, miyiz? Hemen kamerayı çevireceğim. Bir saniye. Evet. Arkadaşlar bu arada yaya like atalım. Saat 19.30'da da Yardım Et YouTube kanalında canlı yayın olacak. Oho! Karizmaya bak ya. Bu arada arkadaşımız da Fenerbahçeli arkadaşımız da kime benziyor? Birine benzettim valla. Mesut Özil'e benziyor galiba. Arkadaki Fenerbahçeli arkadaşı. Aynen. Arkadaki Fenerbahçeli arkadaşı Mesut Özil'e benziyor. Aynen. Selamlarımızı iletiyorum. Mesut oldunuz mu? Peki Mesut'a... cevap vermekten kaçırdı arkadaşınız. Nasıl? Oradaki bütün biletler tükendi mi Emre? Şu anda birçoğu tükendiğini söyleyebilirim. Yani yaklaşık 17 bin kişilik stat kapasitesi var. Hava çok güzel. Halen yani açık yerler vardı. Belli bir sektörlerde sadece Avusturyalı Sturmgraf taraftarlarının bulunabildiği yerler var. Oraya kesinlikle sayılı taraftarları almıyorlar. Bir sorun, sıkıntı çıkmasın güvenlik manasında. Diğer taraflarda ister Galatasaray, Ultraslan ve Galatasaray taraftarlarının olmak istediği yerde, daha doğrusu misafir tribününe dışında da Galatasaraylı taraftarlar stadı doldurabiliyor. Ama belli kısımlarda sadece Sturmgraf taraftarların olduğu yerlere, yoğunluğu verdikleri yerlere Galatasaray taraftarların özellikle formayla, tişörtle almıyorlar. Evet Emre, şöyle kadroyu sana da paylaşayım. Kalede Okan Koçuk olacak. Omar El Abdüley'i, hatta şöyle kadroyu ekrana bir daha getirelim sevgili Emre. Herkes görsün. Kalede Okan var. Omar El Abdüley'i, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakçı, Patrick Van Anlol, Taylan Antalyalı, Aytaç Kara, Morutsan, Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlay'a. Aslında burada işte hocanın karar vereceği hangi isimler var? Omar 1, Taylan 2, Aytaç 3, Morutsan 4, bu 4, hatta Oğulcan Çağlayan 5. Yani 5 tane Galatasaray'da kalıp kalmayacağı belirsiz isim şu an ilk 11'de. Herhalde hoca büyük bir deneme yapacak. Ne diyorsun? Kesinlikle onu paylaşabiliriz. Zaten senin de söylediğin gibi abi, bu kamp döneminde bazı oyuncuların kaderi de belli olacak. Bunlardan birkaç isim, senin de bahsettiğin isimler, özellikle Sturmgraz maçı bence şu andaki kampın en önemli maçı olduğunu söyleyebiliriz. En prestijli hazırlık maçı ve ilk maçı. Burada oyuncular kendilerini göstermek isteyeceklerdir. İlerleyen dönemlerde Galatasaray'daki kaderlerini belirleyebilmek adına, çünkü bildiğin gibi Morutsan için kiralık gönderilme ihtimalleri konuşuluyor. Diğer oyuncular için de keza öyle. Bu gözükecek. Bu arada Muslera'da bildiğin üzere abi, Perşembe günü Galatasaray kafilesi
Graz havaalanına iniş yaptı ve kamp alanına, kamp yapacakları otele geçtiler. Muslera takımdan ayrı bir şekilde geldi. Daha neden önce... Neden önce geldi Emre? Abi kafileden, benim öğrendiğim kadarıyla Uruguay'dan direkt geldi. Takımdan ayrı, takımla kamp alanında buluştu. Bu sebeple de zaten Muslera'nın ilk 11'de olması beklenmiyordu. Çünkü Flore Metin Oktay testlerinde Galatasaray takımı zaten antrenmana başlamıştı. Muslera'nın 1-2 maç ve birkaç maç açıkçası kaleyi kurması beklenmiyor. Onu söyleyebilirim. Geç katıldığı için. Peki sevgili Emre Kayıkçı. Orada yani taraftarlara baktığında birkaçıyla da röportaj yaptık. Sen açıkçası taraftarın transfer beklentisini nasıl yorumluyorsun? Taraftarlar transfer konusunda umutlu ve heyecanlı mı? Ya heyecanlı olduklarını söyleyebiliriz ama tabii ki birazcık da hani pozitif yönde değil, negatif yönde bir heyecan var. Sabırsızlık var. Hazırlık maçı başladı, kamp dönemi başladı. Bir an önce orta sahaya takviye yapılması gerektiğini birçok Galatasaraylı dostumuz burada bizimle paylaştılar. Bizler de merakla bekliyoruz tabii, gelecek hafta özellikle transferlerin açıklaması bekleniyor ama özellikle Galatasaray taraftarı, Avrupa'daki Galatasaray taraftarı da orta sahaya bir an önce transfer yapılması gerektiğini düşünüyorlar ve Sergio Oliveira konusunda da bayağı mutlular, onu söyleyebilirim. Evet, Sergio Oliveira Galatasaray'ın en iyi hamlelerinden biri oldu. Sevgili Emre, ben bugün öğlen 2.30 gibi Musa Yıldız'la yaptığım yayında bu bilgiyi paylaştım. Taraftarların büyük bir isteğiyle ve yönetimden ricasıyla Galatasaray Sörlöt'le ilgili olarak bir görüşme yapacak. Yani bir Sörlöt'ün şartlarını, koşullarını araştırıp bir teklifte bulunacak. Fenerbahçe'de Alexander Sörlöt'ü istiyor. Sen Sörlöt için neler söylersin? Ki 8 milyon euro civarı bir bonservis beklentisi var. Yani teklifler o yönde. Kulübü Leipzig ise 10 milyon eurodan aşağı inmek istemiyor. Ya şöyle söyleyeyim, Sörlöt tabii ki de çok kendini Türkiye Ligi'nde kanıtlamış bir isim. Kimse buna hayır demez. Ben de demem. Ama tabii ki maddi yönde düşünmek lazım. Şimdi 30 yaşındaki Sergio Oliveira'ya getirdiniz. Yaklaşık, yanlış bilmiyorsam, 4 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödenecek. Ayrıyeten de yıllık 2.7 milyondan olmak üzere 4 senelik bir sözleşmeden bahsediliyor ki 30 yaşındaki bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun dışında Sörlöt da şimdi geldiğinde çok, şimdi Galatasaray parasının ya da bütçesinin birçoğunu orta sahaya rahat bir şekilde harcayabilir. Yani gözünü orta saha konusunda karartabilir ama forvet konusunda zaten şu anda 4 tane forvet, Oğulcan'ı da forvet oynattığını düşünürsek santrafor olarak. 5 tane santrafor, her ne kadar beğenilse de beğenilmese de mevcut 5 santrafor var Galatasaray'ın. Sörlöt oraya bir transfer olursa onun da yaklaşık bir 8 milyon civarı bir bonservis bedeli ve yaklaşık o da yanlış bilmiyorsam 2,5 milyon euro civarı da bir garanti ücret alır diye düşünüyorum. Yani isim olarak doğru ama maddi olarak tabii ki de bunu yöneticiler karar verecektir. Evet, peki Emre, sen birazdan saat 19.30'da bir Yardım Et YouTube kanalında da yayında olacaksın. Seni de çok fazla yormayalım. Oradan bağlantı yaptığın için sana teşekkürlerimi sunuyorum sevgili Emre. Ben birazcık soru cevap yapacağım. Katkın için teşekkür ederim. Oradaki Galatasaraylı taraftarlara, Galatasaray'a destek olmaya gelmiş bütün kardeşlerimize selamlarımızı iletiyorum. Fenerbahçe, Beşiktaş fark etmez. Bütün gurbetçilere buradan selamlarımızı iletiyorum. Hatta el sallıyorum buradan. İletirsen sevinirim. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum abi. Hoşçakal. Evet, Emre Kayıkçı ile bağlantımızı yaptık değerli arkadaşlar. Gördüğünüz tabii bazı teknik imkansızlıklar var. Yani onu da söyleyelim ama ilerleyen günlerde o teknik problemleri de çözeceğiz. Merak etmeyin, daha kaliteli, daha iyi yayınlarımız da olacak. Birazcık soru cevap yapalım. Sadece maç önü programı olmasın bu. Bu bölümde de birazcık soru cevap yapalım. Sizlerden gelen mesajları cevaplandırmak istiyorum. Ali Osman Tuna, Umut Bozok meselesi çok uzadı demiş. Evet, ben önümüzdeki hafta çözülmesini, olumlu yönde çözülmesini bekliyorum. Melo Hacıright gelse gol kuralı olur bence demiş. Uzay Hepari, iyi yayınlar yakışıklı abim. Abone ve like yapalım arkadaşlar. Evet, bugün bayram, izlenmeler birazcık düşük. Normal şartlarda 600-700'leri çok rahat buluyorduk bu dakikalarda. Yayına yeni gelen arkadaşlar birer tane beğeni bırakırlarsa
Sadece 60 beğenimiz var. Çok çok sevinirim. Mehmet Öner, iyi bayramlar abi. Bitmeye en yakın transferler hangileri sence demiş. Sergio Oliveira'yı diyorduk geldi. O artık tamam. Kim olabilir? Bence Umut Bozok. Bitmeye en yakın ikinci transfer Oliveira'dan sonra. Sonra yine bence Kaan Ayhan, çok ısrar ediyoruz. Okan Hoca'nın çok istediğini duyuyorum. Onun da bitmeye yakın olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. İki tane yerli transferin daha bitireceğimize inanıyorum. João Pedro ile ilgili bir bilgilendirme yapayım sizlere. João Pedro menajerinden indirim istedi. Menajeri çok yüksek bir komisyon istiyordu. Galatasaray Kulübü bu komisyonu vermeyi kabul etmedi ve João Pedro menajerinden indirim istedi. O indirim gerçekleştikten sonra bu transfer de bence olmaya çok yakın sevgili arkadaşlar. João Pedro'yu da ben olmayacak bir hamle olarak görmüyorum. Gueye için çok net değilim. Gueye çok ortada bir oyuncu. Kendisini Türkiye'ye ikna etmek, Türkiye'ye gelmeye ikna etmek çok zor. Bunu belirtelim. Ama bir kez daha söyleyeceğim, bir kez daha altını çizeceğim. Ben João Pedro, Umut Bozok ve Kaan Ayhan transferlerinin bitmeye yakın olduğunu düşünüyorum. Hayrettin Sidam, Umut Bozok Galatasaray seviyesi değil kardeşim, hiç gerek yok. Altyapıdaki kardeşimize şans verelim. Yani Eren Aydın'a şans verelim demiş. Allah, Umut Bozok bence Galatasaray'da çok ciddi süreler alıp çok ciddi fark yaratacak bir oyuncu. Ben Umut Bozok için daha pozitif bakıyorum. Bir yerli oyuncu olarak Umut Bozok hamlesini kendi adıma istediğimi belirtmek isterim. Evet, Mustafa Çayır, tekrardan iyi bayramlar Eyüp abi. Sevdiklerinle beraber nice sağlıklı bayramlara. Ben de hepinizin Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Nice güzel bayramlarınız, yıllarınız olsun sevgili arkadaşlar. İsmail Aliye, Boateng ve Seferovic gelecekmiş. Bunlar gelirse seneye Okan Buruk gider. Valla ikisi de birinci opsiyon değil. İkisinin de Galatasaray için ön planda olan, birinci opsiyon olarak görülen oyuncular olmadığını belirtmek isterim. İkisi de birinci opsiyon değil sevgili arkadaşlar. Ben size böyle bir bilgilendirme yapayım. Bana göre Santrafor'da Sörlot yoklanacak ama çok zor bir oyuncu. Arayışlar devam ediyor. Hacirayt olabilir. Onu belirtelim. Artem Zuba Galatasaray'a önerilmiş bir isim ama Galatasaray'ın kabul etmiş olduğu bir isim değil. Artem Zuba ile ilgili de bunu da eklemiş olalım. Sörlot ama olursa muhteşem bir iş olur. Vasquel, Umut Bozok iyi de 1,5'tan fazla etmez, o bile çok demiş. Galatasaray zaten 1 milyon euroluk bir teklifte bulundu. Delil Şener, Adnan Januzaj neden almıyoruz? Adnan Januzaj Fatih Hoca'nın çok istediği bir oyuncuydu. Ben geçen sezon transfer döneminde Adnan Januzaj isminden bahsettim. Açıkçası Bosnalı bir futbolcu yanlış hatırlamıyorsam. Ve iki kanadı da oynayabiliyor. İspanya'da çok iyi bir kariyeri olmuş bir isim. Aslında olabilir. Ama bunun kararını vermesi gereken Okan Buruk. Emrah Şahin, gündemdeki isimlerin dışında yabancı transferinde sürpriz bir isim gelir mi? Abi yani sürpriz transfer için uğraşıyorlar. İşte Eden Hazard ismini duydum ben. Ve o Eden Hazard'ı paylaştım diye, Eden Hazard'dan bahsettim diye de ciddi anlamda biliyorsunuz bana böyle bir linç kampanyası, linç girişimi de oldu. Sağlık olsun. Ama ben Eden Hazard gibi sürpriz bir transfer gerçekleşirse benim için sürpriz olmaz. Ben yana yakıla Dursun Özbek, Erden Timur ve ekibinin, diğer yöneticilerin yana yakıla yıldız transferi yapmaya çalıştığını, çilek arayışı içerisinde olduğunu biliyorum. Sizlere bunu zaten günlerdir söylüyorum. İyi bayramlar, her şey Galatasaray'ımız içinde bayram tadında geçer inşallah demiş. İyi bayramlar Bürgül, her şey Galatasaray'ımız içinde bayram tadında geçer. Gönül gönülüm mesajı. Alexander Sörlot transferi zorlanamaz mı? Zorlanacak zaten. Bugün öğlen 2.30 yayınımda Galatasaray'da Alexander Sörlot gelişmesi diye bir video çektim. Orada detaylı bir şekilde anlattım. Alexander Sörlot için Galatasaray girişimde
bulunacak ama zor transfer. Böyle çok umutlu davranmayalım, çok umutlu olmayalım. Ama Galatasaray'ın gündeminde olan bir isim. Hayrettin Sidam, Galatasaray'ın yaş ortalaması yükseliyor. Evet, yani konuştuğumuz oyuncuların büyük bir kısmı, transfer anlamında değerlendirdiğimiz isimlerin büyük bir kısmı 30 yaş üzeriler. Bu da sıkıntı yaratabilir. Draxler gündemdeydi Ersan Kesici ama şu an sıcak bir temas yok. Ali Ekber Türksoy, iyi bayramlar. Oliveira bayramdan sonra mı kampa katılacak? Nerede bu adam? En son uçaktan indi, sonra göremedik. Şu an sağlık kontrollerinden vesaire geçiyor. İşte onun için bir klip hazırlanıyor. Bugün ben bu transferin de böyle güzel bir duyuruyla, görsellerle, videolarla açıklanmasını bekliyorum. Ondan sonrasında da uçağa atlayıp Avusturya kampına katılacaktır. Enver Uygun, Halil Dervişoğlu neden düşünülmüyor abi demiş. Halil Dervişoğlu düşünülüyor ama Brentford kulübünün Galatasaray'dan istediği para, Galatasaray'dan beklediği para 10 milyon euro. Hadi pazarlık yaptın, 8'e indirdin, gene alamaz. Galatasaray'ın Halil için verebileceği maksimum bonservis ücreti 3-4 milyon euro. Onun üzerinde bir para kolay kolay Galatasaray ödeyemez. Evet, yayına bu arada like atalım. Hala da 100 beğeniyi geçemedik. Tam 99 beğenideyiz. Yaklaşık 400 kişi izliyor. İzleyen dostlarımız, arkadaşlarımız birer tane güçlü beğeni bırakırlarsa çok çok sevinirim. Biraz daha soru cevap yapacağız. Saat 19.30'da da We Are The Best YouTube kanalı Stat'tan canlı yayın yapacak. O yayını ben de izleyeceğim. Emrah Şahin, Soylut'un kulübü sosyal medyada Fenerli bir taraftarın çağrısına hayır cevabı vermiş. Bu tarz böyle esprili şeyleri, paylaşımları seviyorlar. Avrupa'daki kulüplerin sosyal medya, dijital medya hesapları. Ben de gördüm onu. Ama Sollöt'e kulüp arıyorlar. Yani Sollöt'ü satmaya veya kiralamaya kulüp arıyorlar. Çünkü Sollöt ne Leipzig'de oldu ne de kiralandığı gittiği yerlerde oldu. Sollöt'ün bir Türkiye Ligi'ne ihtiyacı var. Cem Şahin, geçen sene yaş ortalaması düşüktü de ne oldu sanki demiş. Evet, o dengeyi iyi ayarlamak lazım. O dengeyi ayarlayamazsak çok genç ve tecrübesiz takım kurduğumuzda başarısız oluyoruz. Çok yaşlı, hantal oyunculardan, mücadele etmeyen oyunculardan veya agresif olmayan oyunculardan diyelim, oluşan bir takım kurduğunda da başarısız oluyorsun. Orada bir kimya yaratmak lazım. Takımın 2/3'ünü genç tutup 1/3'ünde de tecrübeli oyuncuları, bence tecrübeli oyunculara yer vermek lazım. Yani 11 kişinin 7-8 tanesi genç, dinamik olursa 3 tane de oraya tecrübeli, takımı yönetecek, takımı organize edebilecek isme yer verilirse gayet iyi bir rotasyon oluşur düşüncesindeyim. Özgür 1923, Gueye, Oliveira, Evander yapalım. Orta sahada 3 tane 30'luk adam olmasın. Evander'de problem var. Gueye'de yine şu ana kadar Galatasaray'a evet demiş değil. Hayrettin Sidam, Eyüp kardeşim, yaş ortalaması yüksek bir artısı oluşabilir. Oyuncular size'lı oyuncular, bu sevindirici demiş. Yani fizikli oyuncularla ilgileniyoruz. Bunu iyi buluyorum demiş. Evet. Galatasaray Sturm Graz maçı hangi kanalda? YouTube kanalından verecek. Sturm Graz YouTube kanalı yazdığınızda çıkıyor zaten. Onu belirtelim. Artı yine D-Smart'tan canlı olarak naklen bir şekilde yayınlanacak değerli arkadaşlar. Abubakar gündemimizde değil Mehmet Özoğuz. Ben gelmesini beklemiyorum. Uzay Hepari yakaladım. Jan Onana'da bir gelişme var mı? Jan Onana'da henüz bir gelişme yok. Çok böyle kariyerli bir futbolcu olmadığı için herhalde çok yüklenmiyoruz. Oyuncu da aslında bordo küme düştü ama o kötü bir sezon geçirmedi yani. Olabilecek bir isim. Yurt dışı basınında da çıktı. Beni de kaynak göstermişler. Açıkçası ben olabileceğini düşünüyorum. Ama size özel bir haber paylaşmıştım. Haftalar önce size bir bilgi aktarmıştım. Hatta mesela ne zaman paylaşmışım? Bakın ekrana getireceğim şimdi.
Şöyle yapalım. Bir dakika. Henry Onyekuru Adana Demirspor'la görüşüyor bilgisini burada sizlere aktarmıştım. Henry Onyekuru'nun Adana Demirspor'a transfer olacağı yönünde haberler var. Galatasaray'da Matias Vargas'la ilgileniyordu. Yeni başkan bu ilgiyi devam ettirir mi bilemiyorum. Kerem Aktürkoğlu'nun satılması durumunda seneye Galatasaray'ın kanatları Matias Vargas, Yunus Akgün olabilir. Şu an Henry Onyekuru Adana Demirspor'la anlaşma noktasına geldi. Bugün İstanbul'a geliyor ve Adana Demirspor yöneticileriyle Başkan Murat Sancak'la görüşecek. Bir aksilik de olacağını zannetmiyorum. İstanbul'a geliyor olması önemli. Yani İstanbul'a geliyor olması demek, bir futbolcunun veya Türkiye'ye geliyor olması demek, asgari şartlarda, müştereklerde anlaşıldığı yönünde, detaylar kaldığı yönünde bir gelişme anlamı taşıyor. İstanbul'a geliyorsa o transfer %80 olur. Henry Onyekuru'yu maalesef ben biraz üzülerek de söylüyorum bunu, gelecek sezon Adana Demirspor formasıyla göreceğiz. Belki de biz de Adana Demirspor'un kanat oyuncusu Matias Vargas'ı kadromuza katacağız. Öyle ilginç bir değişim olabilir değerli arkadaşlar. Timo Werner iddiaları var abi. Bence yönetim Seferovic Düzüba isimlerini kullanıp başka bir forvet getirecek demiş. Turhan Emir'in mesajını paylaşmış olduk. Roth abi, genç oyuncular alınca ne olduğunu gördük. Şampiyon olmak istiyorsak tecrübeli adamlar almalıyız. Hayır, tecrübeli ve genç oyuncuları birbiriyle harmanlayıp bir kimya yaratmalıyız. Emircan, sana katılmıyorum. Vargas etkisiz kalır. Bizde Onyekuru tercih edilmeli demiş. Ben Vargas'ı beğenen bir isimim. Onu da belirtmiş olayım. Haşim Çakır. Abi, bizim alamadığımız oyuncuları nispeten bize göre mali yapısı bozuk olan Anadolu kulüpleri nasıl alabiliyor? Örnek verir misin? Mesela kim? Onyekuru biz istemedik. Onyekuru biz alamadığımız için değil, biz istemediğimiz için gidiyor. Mesela Ankara Gücü Yese Rodriguez'i aldı değil mi? İlk bize önerildi. Marco Kırdemir tarafından ilk bize tavsiye edildi. Biz alamadık, almadık çünkü Okan Hoca istemedi. O yüzden Ankara Gücü'ne gitti. Batshuayi Beşiktaş'ta kötü bir sezon geçirdi. Bitiriciliği çok kötü. Batshuayi'yi ben kendi adıma istemiyorum. Ali Ahmet Eyüp Bey yazmış. Ola solda kendi herhangi bir gelişme var mı? Teşekkürler. Önümüzdeki hafta ya Ola Solbaken Galatasaray'ın teklifini kabul eder Bodo Glimt'le, çünkü pazarlıklar devam ediyor, bizim formamızı giyer, ya da biz tamamen bu defteri kapatıp gidip Matias Vargas'la görüşmeye başlarız. Günay Esen Türk Futbol Muhabbeti YouTube kanalından iyi yayınlar Eyüp abi diye bir mesaj göndermiş. Teşekkürlerimi iletiyorum. Peki, yavaş yavaş yayını bitirelim değerli arkadaşlar. Maçtan sonra bir aksilik olmazsa, aksilik diyorum çünkü bayramdayız, Kurban Bayramı'ndayız. Misafir gelme durumu olabilir. Misafir gelirse ayıp olur, onlarla ilgilenmek lazım. Misafir gelmezse Sturm Graz Galatasaray karşılaşmasını izledikten sonra görüşlerimi sizlerle paylaşacağım. Maç sonrası görüşelim yani. Bu arada Galatasaray Store'dan tişörtümü aldım Erdal abiye. Bu tişörtü hediye ettiği için teşekkürlerimi iletiyorum. Gururla da bundan sonra gireceğim. İş yerinde de gireceğim. Böyle özellikle böyle çok forma gibi bir şey olmasın, İşe gittiğimde de giyineyim istedim. Bu tişört için de Erdal abimize teşekkürlerimi sunuyorum. Şurada güzel bir mesaj var. Abi, bugün en çok kimin performansını merak ediyorsun? İki oyuncunun performansını çok merak ediyorum. Bugün en çok. Bir tanesi Emin Bayram. Son durumunu görmek istiyorum. İkincisi de Morutsa. Bu iki oyuncunun performansını gerçekten çok merak ediyorum. Evet dostlar, maçtan sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.